gördün mü İzzet Bey? Aile bizim başına ne felaketler açtı. Madem ki bu belayı ben sardım ailemizin başına, ben temizleyeceğim. Tek çare tefeciden borç almak. Poyraz kızacak. Ama evimizi kurtarmanın başka bir yolu yok. Gülay Hanım, nasılsın? Sağ olasın. Gülay Hanım, benim bir müşkülüm var. O yüzden rahatsız ettim seni. Senin oğlan bir tefeciden borç almıştı ya hani. Kemal abi 100.000 lira çıkarırım dedi, ona gideceğim. Sonra da bankadan krediyi çekmeye. Sen de annemin yanında kal. Kendini çok üzmesin. Olur. Anneni merak etmesin. Numarasını yollarsın bana. Çok sağ ol Gülüm. Çok sağ ol. Cennet anne, bir hata yaptın ama ailen için yaptın. Ne olur, daha fazla üzme kendini, olur mu? Eksik olma kızım. Ben çıkayım biraz hava alayım. Evde darlandım. Olur, ben de geleyim seninle. Yok kızım. Kendi başıma kalayım. Biraz kafamı toplayayım ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Üzgün. Tansiyonu da var. Yok olmaz böyle. Kaç numara dediydi adam telefonda. Hay Allah'ım. Aklımda başımda değil ki. Nereye gidiyorsun Cennet anne? Cezmi Bey beni bekliyor oğlum. Geç dedim.
Kardeş, neresi burası? Cezmi abinin mekanı burası. Kim bu Cezmi abi? Hayırdır, polis gibi sorguya çektin. Borcu olanlara yardımcı oluyor işte Cezmi abimiz. Ha, anladım. Borç verip insanların tepesine oturuyor yani. Annem içeride, ben de gireceğim. Giremez. Annen çıksın, sonra konuşursun bunu. Sen bana şimdi giremezsin diyorsun. Aynen öyle. Tamam. Giremezsin dedim sana. Annen çıksın sonra dedim. Bırak beni. Bırak. Şimdi teyze, 1.150.000'in geri ödemesi 2.000.000 olur. Çok değil mi oğlum? Yok. Bu işin kuralı bu. Senetler burada. İstiyorsan imzala, hemen paranı vereyim. Biz anlaştık. Ne karışıyorsun sen? Karışırım. Kızım ben onun. Hiçbir şey imzalamıyoruz. Gel annem, gel.